Evet arkadaşlar, yine bir ofis günü mü diyelim. Bir yere gitmem gerekiyor, ofis değil ama bir yere gitmem gerekiyor. İsterseniz boşa geçirmeyelim bu vakti arkadaşlar. Bu videoyu özellikle Rıza arkadaşımız, Rıza kardeşimiz için yapıyorum. Ona özeldir. Hocam olmuyor artık, bırakacağım bu işleri dedi. Bakın. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bırakmak yok. Nedir öyle ya? Bir tane trade olmadı. İki tane trade olmadı. Bir hafta kötü gitti. Bir ay kötü gitti. Bırakacak mıyız? Bırakmayacağız arkadaşlar ya. Ya bizim yaptığımız her şey. Yaptığımız her şey. Çalışmalar. Bu sıkıntılı günler. Hep sonrası için, hep bakın sonrası için biz geleceğe yatırım yapıyoruz. Hocam yaşımız olmuş bilmem kaç, ne geleceği diye söylemeyin arkadaşlar. İster yaşınız 18 olsun, ister 35 olsun, ister 55 olsun fark etmez. Ne yapıyorsak yapalım şu anda hepsi geleceğe yatırım arkadaşlar bunların ya. Özellikle bu olay, bakın. Borsa işleri, bu stock market, bu olayların tamamı tamamen geleceğe yatırım. Sakın ha, hemen gireyim kazanayım. Borsaya başladım, bir sene oldu, beş sene oldu, on sene oldu fark etmez. Hala geleceğe yatırım yapıyoruz. On sene önce başlamış olsanız bile. Çünkü öyle bir şey ki arkadaşlar bu, bakın. Her gün, her gün hatalarımızdan ders çıkarıyoruz. Her gün. Her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Bazılarımız çok yakınız. Bakın ben bile varmadım daha ya. Ben hala daha varmadım. Kat edecek çok yolum var, ben biliyorum ya. Arkadaşlar hala hatalar yapıyorum ve bu hatalardan ders çıkarıyorum. Ki bazı arkadaşlar yanlışlar, hocam sen işte şöylesin, böylesin. Yok arkadaşlar ya. Hala varmadık ya. Hala varmadık. Hala alacak yolumuz var. Hala öğreniyoruz. E ben varmış olsam niye hala ICT'nin videolarını her gün seyredeyim ya? Seyretmediklerimi bir daha tekrardan başlayayım. Seyrettiklerimi tekrar tekrar seyredeyim. Niye bunları ben seyrediyorum? Eğer ben varmış olsam, eğer ki ben hedefe ulaşmış olsam niye bunlarla uğraşayım? Ben bile hala geleceğe yatırım yapıyorum arkadaşlar. Kaç sene oldu? Bu işe yeni başlayan arkadaşlar, ortasında olan arkadaşlar, vardığını düşünen arkadaşlar, hala hedefe ulaşmadık. Ne yapıyorsak geleceğe yatırım. He, ne yapıyorsak. Yaptığımız hatalardan ders çıkaracağız arkadaşlar. Bakın bunu daha önce de söyledim. Kaybetmeden kazanamazsınız ya. Eğer kaybetmeden kazandıysanız o kazandığınız arkadaşlar şanstır. Ki ben şansa hayatta inanmam yani. Ve şans lafını cümlesi içerisinde kullanan arkadaşlardan da haz almam. Bugün şanslı değildik. Şansımız yaver gitmedi. Bu kumar değil arkadaşlar. Bu kumar değil. Ki ben diyorum bak, şansı kendim kullanıyorum. Eğer ki kaybetmeden kazandıysanız bu şanstır. Kumardır. Ne zaman ki kaybediyorsanız, ne zaman ki kaybettiğiniz zamanlarda bu kaybettiklerinizden ders çıkarıp yapmamaya çalışıyorsanız işte o zaman kazanıyorsunuz arkadaşlar. Cebinize para girmiyor belki ama o zaman kazanıyorsunuz. Gerçek kazanma odur. Gerçek kazanma odur. Biz geleceğe yatırım yapıyoruz. Geleceğe. Bakın, yeni modeller üretiyoruz. ICT'nin bize kattıkları yeni şeyler öğreniyoruz. Bakın arkadaşlar, yani bumerangımız var. Akrep modelimiz var.
yeni yeni modelleri çıkarıyoruz ama her zaman diyorum bu modelleri bilmek önemli değil. Biz önemli olan psikolojimizi, stres level'ımızı, stresimizi ayarlayacağız ki bu modeller bize yardımcı olsun. Ki bizim mesela kaybettiğimiz günlerde eğer ha bak şu yüzden kaybettim. Erken çıktım. Trade'e erken girdim. 5 kazanacakken 1 kazandım. Yapmamam gereken şeyler bunlardı. Ha öğrendim. Bakın arkadaşlar size diyorum benim için en değerli öğrenci diyeyim sizler için. Benim için en değerli öğrenci kaybedip kaybettiğinden ders alandır. Bana hocam bak 5 kat kazandım işte şu kadar yaptım falandan daha çok hocam ben bugün kaybettim ama şu yüzden kaybettim. Hatam şuydu bir daha bu hatayı yapmayacağım diyen öğrenci benim gözümde en makbuludur arkadaşlar. En makbuludur. Kaybedeceğiz ya kaybedeceğiz. Bu işin doğasında var. Kaybedeceğiz. Ama kaybettiğimizde bir şeyler öğreniyor muyuz? Kaybettiğimizde aynı hatayı tekrar yapıyor muyuz? Önemli olan o. Bazı şeyleri ezbere yapmayacağız. Bileceğiz artık. Bakın bumerang. CPI, non-farm payroll, en babaları. Orta nokta hedef yeterli. Basit. Ne oldu? Orta noktayı çok mesela az hedef gördük. Bir standard deviation'ı bekledik, patlattık. Aldık mı ders bundan? Aldık mı? Önemli olan o. Girişlerde hala 25-50 diyen arkadaşlar var. Ya şu ezberi bırakın ya. Şu ezberi bırakın. Bir arkadaşımız hocam niye bugün beriş oldu? Bayesimiz buluş değil miydi diye sormuş. Ya acayip kızdım yani. Acayip kızdım. Bumerang ya ilk reaksiyon yukarı doğru. Gidecek tabii ki aşağı doğru. Senin hala bumerangdan haberin yok. Bayes mi değişti hocam diye soruyorsun. Bırakın şu ezber olaylarını. 25-50. Ezber bu ezber. Bir standard deviation'ı bekledim. Ezber. Bunların hepsi ezber. Öğreneceğiz artık. Bakın öğreneceğiz. Boşuna mı yapıyoruz arkadaşlar? Bakın ICT bas bas bağırıyor. Ne diyor? Journal diyor. Günlük tutun diyor. Ben size günlüğünüzü her gün güne bakışta kendim veriyorum. Dönüp bakabilirsiniz. Güne bakışta ne yapıyoruz? Bu trade'leri aldık. Burada doğru yaptık. Burada yanlış yaptık. Yarınki beklentimiz bu. Bu bir journal'dır. Bu bir günlüktür arkadaşlar. Ben o güne bakışları size ezbere girin. Ha hoca bize bullish söyledi. Bullish trade'ler alalım. Hoca bize işte burayı geçmez dedi. Ona göre trade alalım diye vermiyorum. Bana Instagram olsun, Twitter olsun bu tür mesajlar atanlardan hiç haz etmiyorum. Bakın. Burada girilir mi? Burası hala beriş miyiz? Buluşa döndük mü? Sakın ha o mesajları atmayın bana. Haz etmiyorum. Bloklarım sizi. Bir daha mesaj atamazsınız. Ben siz öğrenesiniz diye her gün bazen gece 12-1'lerde bakın. Çocukları uyuturken bazen uyuyakalıyorum. Uyandığımda bazen 12-1 oluyor. Arkadaşlar güne bakış seyretsin. Neleri doğru yapmışız, neleri yanlış yapmışız. Bunları bir görsün diye uykumdan feragat edip video çekiyorum size. Ben o size videoyu ya hoca bize işte bias versin ona göre trade alalım diye vermiyorum. Hala Discord soran arkadaşlar var. O Discord soran arkadaşların çoğunu, bak hepsini demiyorum, bazı arkadaşların samimiyetine inanıyorum. Çoğunun hoca gelsin Discord'da bize al sat desin. Bu ezbercisiniz ya. Ezbercilik yapmayın. Kolaycısınız.
Kolaya kaçmayın arkadaşım. Sevmiyorsan bir daha seyretmezsin kanalı. Hoca Discord açmıyormuş, bize al sat demiyormuş. Ne yapayım ben bu kanalı diye düşünüyorsan git zaten. Bir daha da gelme. Bana böylesi adamın gereği yok. Bana öğrenecek adam lazım. Bana saatlerini verecek adam lazım. Bana ezberci adam lazım değil. Bana hocam ben öğrenmek istiyorum diyecek adam gelsin, istediğim kadar istediği soruları cevaplarım. Giderim gecelere sabahlara kadar video çekerim, yine öğretmeye çalışırım. Bana pes etmeyecek adam lazım. Kaybettim. Olmuyor. Bir daha yapmayacağım diyecek adam lazım değil bana. Bana ne lazım biliyor musunuz? Hocam kaybettim. Ama hatamı biliyorum. Bir daha yapmayacağım diyecek adam lazım. Veya hocam nerede hata yaptım bir söyle bana. Bir daha yapmayayım hocam diyecek adam lazım bana. Bana hocam burası buluş mu beriş mi gireyim mi çıkayım mı diyecek adam lazım değil. Gelme bir daha kanalıma kardeşim. Gelme. Bana Discord aç hocam da bize işte al sat diyecek adam lazım değil. Gelme bir daha kanalıma. Bir eksik bir fazla. Ben bu videoları 100 kişi varken de aynısını yapıyordum. 1500 kişi varken de aynısını yapıyorum. Ben bir eksik bir fazla fark etmez. Bana çalışacak adam lazım. Bana pes etmeyecek adam lazım. Böyleysen gel kardeşim. Böyle değilsen gelme. Rıza kardeşim sana diyorum. Bak sen bu işi öğrenmek için en ufak detayına kadar mükemmeliyeti arayan bir adamsın. Bak öğrenmeye çalışan bir adamsın. Sakın ha vazgeçme. Sakın ha. Olmuyor mu? Bir hafta ara vereceksin. Bakmayacaksın grafiklere. Daha sonra sakin kafayla tekrar geleceksin. Bana istersen 100 kere sor ya. 100 kere cevaplarım. Gocunmam. Biz geleceğe yatırım yapıyoruz. Unutma. Belki şimdi kazanmayacaksın. Belki haftaya kazanmayacaksın. Belki gelecek ay kazanmayacaksın. Ama eninde sonunda öyle bir sistem oturtacaksın ki sürekli kazanacaksın. Başka bir işe ihtiyacın olmayacak. Ve diyeceksin ki iyi ki bırakmamışım. İyi ki Ahmet hocamı dinlemişim diyeceksin. Bak söylüyorum sana. Ben nelerden geçtim ya, nelerden. Karım diyordu bana ya bırak bu işleri. Babam, annem diyordu oğlum niye bunlarla uğraşıyorsun? Arkadaşlarım diyordu olmuyor kardeşim niye hala devam ediyorsun? Bazen ben de kendime soruyordum ya ben acaba yanlış işlerle mi uğraşıyorum? Ama bırakmadım arkadaşlar. Her gün bir şey öğrendim. Her gün çıkarttım ya ben nerede yanlış yaptım diye sordum kendime her gün. Kaybettiğim günlerde. O hataları bir daha yapmamaya çalıştım. Ha yaptım mı yine yaptım bazı hatalar ama azalttıkça azalttım. Öyle bir kafa yapısına sahibim ki şu anda kaybettiğim günlerde bile artık aklıma gelmiyor kaybettiklerim. Umurumda değil. Tamamen resetliyorum kendimi. Bir sonraki gün bakıyorum. Bir önceki gün kaybettim. Ha burada hata yapmıştım. Hatırlıyorum ama ya tüh. Yanlış yaptım. Nasıl olacak bu iş? Bir daha olursa ne yapacağız? Yine kaybedersek ne yapacağız? Demiyorum hiç. Diyorum ki tamam diyorum bu modeller bugünkü buradan alacağız buradan gireceğiz plan bu bumerang var yukarıda likidite var mı yok mu bekleyeceğimiz bir level var mı yok mu yok tamam aldı Asya'yı aldı girdik ortada çıktık bitti unuttuk önceki günleri bak akrep var burada. Güzel iki ulhaylar oluşmuş.
Yukarıda alınmamış likidite var. Net. Bunu gördüğümüz zaman giriyoruz arkadaşlar. Ya girsem mi girmesem mi yine mi kaybedeceğiz? Ya bir bakayım bakayım olacak mı bu seferlik? Bir dahaki sefere oynarız. Yok bunlar. Gördük modeli, her şey hazır. Girdik, aldım aldı. Olmadı olmadı, yapacak bir şey yok. Ama biz güvendiğimiz trade'e girdik. Oo, equal high'lar oluşmuş. Keşke bize şöyle güzel bir iğnesini gösterse, güzel bir pullback verse. Hop bak, orta parmak volume'da oluştu. Hemen giriyoruz. Ve sonuna kadar gidiyoruz. Alacağımızı alıyoruz. Ortada çıkmıyoruz. Ya $500 gördük, hemen çıkma yok. Bekliyoruz hedefi. Ulaşmazsa ulaşmadı. Bazen vakit mi kalmadı? Çek geri biraz. Çek geri. 2000 kazanmada 1000 kazan. Ama kazan. Bakın arkadaşlar. ICT dinliyoruz. Bazen TIO veriyor ama ya sırf ICT bakın burada çıktı diye çıkmıyoruz. Bizim modelimiz var. Ne var? Monday Magnet var. ICT çıktı. Çıkalım mı? Hayır, çıkmayalım. Çünkü bizim daha hedefimize var. İnandığımız yolda gidiyoruz. Kafa mental yapısı böyle olmalı arkadaşlar. Sıfırlayın kafayı. Derslerimizi çıkarttık yanlışlardan. Bitti orası artık. Kaybettiğimiz gün bitti. Yeni bir güne başladık. Resetledik kafayı. Oluşan modelleri gördük. Hedeflere koyduk. Hedeflere ulaştık, ulaşmadık. Ama biz yolumuzdan dönmedik. Arkadaşlar uzatmaya fazla gerek yok. Pes etmek yok. Kazanacağız. Beraber kazanacağız. Beraber kazanacağız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Eyvallah.